Bunları aman Türk ve pasaportu. İleride polis var, bırak bırak bence. Hiç kimseye aşık değil, ihsan etme ya Rabbim. Amin. Her yerde askerler var, görüyor musun? Bizi o kadar dik dik bakıyorlar ki. Buymuş otobüs, hadi gidiyorsun. Yani Amerika'ya kaçmak için de böyle Türkiye'den geldiğini düşünüyorlar. Vitesi değiştiremiyor. Herkesi oraya oturttular. Muhittin abilerle gidiyoruz böyle Korinto'ya. İşte cesaret, işte fesanet, işte adanmışlık. Hadi bakalım, Meksika'ya az kaldı. Vamos! Herkese sonunda Guatemala sınırına yakın bir şehir olan San Pedro Sula'dan selamlar. Biz aslında arkadaşlar amacımız Roatan'dan direkt Guatemala City'ye uçakla gitmekti ama 2 kişi 12 bin TL olduğu için artık mecburen bu sınır şehirlerine yakın bir noktada bulunan bu başkent Tegucigalpa'dan sonraki en büyük ikinci yer olan San Pedro Sula'ya geldik. Buradan otobüsle Guatemala'ya geçeceğiz. Orada da başka bir sınır şehri var. Oradan da direkt uçakla Guatemala City'ye gideceğiz. Buraya da Roatan'la pırpırlı uçaklarla geldik. En uygun onlar vardı ve çok rahat ve konforlu bir uçuş oldu bu sefer. Önceki kadar korkmadık. Oldukça keyifliydi. Ama bugün çok heyecanlıyız. Çünkü Guatemala'dan sonra Meksika olduğu için artık Meksika'ya yaklaştıkça sınırlarda sıkıntılar çıkıyor. Şu gri liste muhabbeti var Türkiye'nin durumuyla ilgili. O yüzden sınırlara geldiğimizde bize otel, uçak falan dahi sormuyorlar. Direkt pasaportu alıyorlar. O yüzden şimdi Guatemala'ya geçerken sınırdan geçeceğimiz için bakalım başımıza neler gelecek biz de bilmiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bu benim artık 95. ülkem olacak. 100'e son 5 kaldı. İnşallah hayırlısıyla bunu da bitirip sırayla Meksika'ya gidip sonra Dominik Cumhuriyeti vesaire diyerek yine gezimize devam edeceğiz. Nesibe ile beraber şimdi böyle sıradan bir otelde kaldık. Arka planda görüyorsunuz. Buraya yaklaşık 40 dolar verdik. Otelden çıkıyoruz. Otobüse biniyoruz ve akabinde Guatemala bizi bekliyor. Size iyi seyirler, bize de iyi yolculuklar. Abi şimdi aşağıya indim. Uber çağırıyorum. Buradaki çok büyük bir otobüs terminaline gidip oradan otobüse kalacağız. 4 dakikaya gelecek. Vereceğimiz para 3 dolar falan. Onaylandı. Geliyor. İlk yolculuğumuz buradan başlıyor. Bakalım neler gelecek başımıza. Bye bye guys. Geldi Uber'imiz. Anam açılmadı. Hola. Aç abi arkayı. Ya. Hola. Hello. Bus terminale. Si. Bu şehirde görecek hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Yani gelmek için bir tek AVM'ler var, bir de böyle hep tek katlı yaşam alanları var. Resmen yine ikilemler şehri oldu. Bir yanda böyle 300 metre içinde yine zengin zengin, fakir fakir ayrımını net bir şekilde görüyorsunuz. Zaten Google'da da baktık, görecek hiçbir şey olmadığı için sadece bir gece konakladık burada. Bakalım Guatemala güzel geçecek diye umuyorum. Özellikle bir volkanik, böyle aktif dağ var. Onu size göstermek için sabırsızlanıyorum. Şu sınırı da kazasız belasız bir geçelim de. Uluslararası bir terminallerine geldik. Devasa havalimanı gibi. Buradan sınıra gidecek otobüs bulmamız lazım. Bu kadar sıcak ki. Benim çöktü ki ölüyorum şu an. Bakalım. Hiç beklemezdim buradan böyle bir havalimanı ya. Havalimanı diyorum, düşünün, otogar. Hola hermano. To Guatemala. Bas. To the city. To the, bir dakika. Corinto. 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 Where? Hay dos entradas. Hay una aquí por Puerto Cortés. Okay. Ha, Puerto Cortés. Puerto Cortés. No, taxi expensivo. Mucho billete. And then transfer, eh? Transportar, puede transportar. Bus? Bus. Okay. Gracias, hermano. Bendiciones. Thank you. Okay. Yemin ederim sıfır İspanyolca ile anlıyorum ya. Anlıyorum. Adamın ne demeye çalıştığını artık anlıyorum. Yani vücut dilinden anlıyorsun. Dünyadaki tek ortak dil. Ve sağ olsun yardımsever de insanlar. Diyor ki bir şehir var, oraya gideceksin. Aktarma yapacaksın, ondan sonra gidebilirsin diyor. Çocuklar oyun oynasın diye böyle. Aa ne güzel atariler, şeyler var. Böyle oynardık ya eskiden. Onlardan kurmuşlar. Ve bir sürü restoran var. Bilseydik burada yemek yerdik biz. Otelin orada bir şeyler atıştırdık. Biraz AVM, biraz otogar gibi oldu burası. Bu ülkede her şey var ya, gerçekten paran varsa her şeye ulaşabiliyorsun. Her yerde olduğu gibi. Her yerde askerler var, görüyor musun? Polis var, asker var. Bizi o kadar dik dik bakıyorlar ki. Evet. Turist yok burada, baksana. Hiç turist yok. Şey, şu halde gezen kimse de yok. Evet. O yüzden böyle bakışları hissediyorsun üzerinde.
Buralar oldukça güvenli. Bir sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorum. Her yerde polis asker var. O yüzden yavaş yavaş Meksika'ya doğru gittikçe kafamız rahatlıyor şu anda. Artık şu Meksika'ya gidelim de. Hayır. Uzun bir 20 gün dinlenmeyi planlıyoruz Cancun'da hiçbir şey yapmadan. Sadece yemek yiyeceğiz. Çünkü 5-6 ay oldu. Çok kilo verdik. Böyle mangallı, havuzlu yer tutacağız. Nesil imam bayıldı yapacak. Evet. Özledik, vallahi çok özledik. Ama her şeyim, her meşakkatli bir yolculuğun bir motive eden yanı var mesela. Şu çantayı aldığında mutlusun ama karnın aç. En kötüsü o. Oh be, sonunda geldik. Puerto Cortes, transporte to Corinto. Si. Okay, bien. Nasıl benim İspanyolca? Canavar. Buymuş otobüs, hadi gidiyoruz. Dediğim şey oldu. Transferle. Bir, iki transfer yapacağız. Sonra sınırı geçeceğiz. Sonra şehre gideceğiz. Oradan uçağa gideceğiz. Böyle olduğu zaman 4000 TL'ye gelecek. Otobüsümüz de. Allah'tan klima var. Ay, discúlpame. Ahí está, mira, te puedes ir un pedazo. No puedo, no tengo tiempo, hermano. Discúlpame, no nos atrasé, papi. Ahí arriba. Es que no voy para arriba. Bajar el guardia, agarrotajo. Con todo gusto, ahí discúlpame, no te puedo llevar porque no. Adam vitesi değiştiremiyor. Herkes oraya oturttular. Ama kimsenin gıkı çıkmıyor abi, şaka gibi ya. Şuraya bak, sadece şurada 6 kişi var. Ha, 7 olmuş, pardon. Vallahi 1,5 saatte Puerto Cortes dedikleri yere geldik. Şimdi de Corinto'ya gideceğiz. Rezil diye olacak. Hermano, ¿no? Ahí en el punto agarra más sin nada. Ahí tiene. Tiene mucha gente. Kazıklanıyorduk lan. Adamsın. Seni sevmemiştim ilk başta ama sevmeye başladım. Bir saatte kere. Para alıyor he? Para alıyor. Dolares. Mi bus expreso. Corinto. Corinto. Adamsın. Thank you. Mucho gracias, hermano. Ben bir ay. Aldın. Vamos, vamos. Geç diyor. Allah'ım bildiğin şey kokuyor. Benzin. Burada mı kalsın bu? Evet, kalsın. Abi her bindiğimiz otobüs daha kötü olmaya başladı. Bana yer verdiler ama. Evet, kibar adamlar ya. Muhittin abilerle gidiyoruz böyle Corinto'ya. Çok sakinler, çok sessizler bu toplum şu ana kadar gördüğümüz. Yani bir Kolombiya'daki ya da Costa Rica'daki eğlenceyi burada göremiyorsunuz. Toplum çok daha sakin. Corinto. 70 78 68 80 tamam herhalde doğrudur. Hermano sen bizim çantalara bakacaksın değil mi? You mira are seguro okay? Back. O kadar umurumda değil. 5 dolara yolculuğumuz başladı. Biz bu hızla var ya haftaya lan kapı açıldı. Düşüyordu. İnsan bir haber verir namus. Bitmiyor arkadaşlar. Bütün köyü otobüse doldurdular. Abartmıyorum, şu an bu otobüste 100'den fazla insan var. 100'den fazla ve kimsenin sesi çıkmıyor. Kişi başı 3 dolardan siz hesaplayın. 1,5 saatlik yol en fazla. Vay anasını ya. İçeride şu an havasızlıktan ölüyoruz. Bir daha mı? Bir daha mı? Tövbe. Kendim dahil ter kokusundan biraz sonra bayılabilirim. Klimada olmadığı için herkes terli. Şu an bildiğin camlar açık olmasına rağmen oksijensiz bir şekilde gidiyoruz. Yani yol manzaralarına böyle bakamıyorum doğru düzgün. Şu anda Karayipler'in kıyısından geçiyoruz. Rio Coto diye bir yer. Burası böyle otellerin, tesislerin olduğu bir yer. Hemen şu 50 metre ilerisi de zaten Karayipler Denizi. Böyle sınır sınır şimdi Guatemala'ya doğru ilerliyoruz.
defa ben de artık oturacak yer bulabildim. Sağdan tınır mıngır gidiyor. Sınırı az kaldı. Ha? İçecek lazım. Çok susadık. Yaklaştık anam, çok güzel tavuk koktu ya. Bugün tek öğünle duruyoruz her günkü gibi. Ne yaptın? Bana bağırıyor. Kaçtık. Az önce kola şişelerini aşağı attılar camdan. Hani diyoruz ya buralar çok pis falan, halktan dolayıymış. Bildiğin camdan aşağı atıyorlar ellerindeki bütün pislikleri. Sınıra geldik. Sonunda. İndik şimdi, yağmur yağdığı için şuraya hep birlikte sığındık. Geçerse akşama kalmadan sınırı geçeriz. Ama geceye kalırsak burada bir yerde otelde kalırız. Çünkü gece sınırları geçmeyi sevmiyorum. Pek tekin olmuyor. Nesibe, Romalara, İtalyalara, Londralara gitmek varken ne işimiz var bizim buralarda? Ya bari gençken bunları yaşayalım da, çünkü ilerleyen yaşlarda hiç buradan böyle şeyler hiç olmaz. Çekilmez. Enerjimiz olmaz. Yani ben çok yeri gezdim ama bu buralar beni çok yordu. Uçak yok, çok pahalı çünkü. 12.000 TL. Velhasıl kelam, böyle bir nehir var. Nehri geçtik. Şimdi tırları geçiyoruz. Guatemala sınırına bakalım. Şimdi şey başlayacak abi. Şavşata mı neydi? Bu bakalım, bizim Dara'nın kuyruğu koptuğu yer burası olacak. Alacaklar mı? Meksika'dan bir önceki çünkü ülke artık burası. Hatırlarsanız Nikaragua'ya girerken kıl almaz sorguladılar bizi. Özellikle Nesibe'de Schengen vizesi olmadığı için. Kaçak muamelesi gösterler. Ne otel ne şey soruyor. Dönüş bileti. Direkt pasaportunu alıyor. Ondan sonra şeyde hiç sıkıntı yaşamadık. Honduras'ta. Guatemala'da ne olacak çok merak ediyorum sorgulanma açısından. Çünkü özellikle Türkiye'den şu an Meksika'ya gelenlerin çoğunu almıyorlarmış abi. Hatta haberler bile var bununla ilgili. Girince göreceksiniz. O yüzden hani bunu da geçersek artık Meksika'ya girmeyi garantiledik diyebilirim. Saçma sapan kurallar, başka hiçbir şey değil. Az kaldı hadi. Çaktırmadan çekiyorum, gel. Gördün mü suratları? Allah'ım ya. Tam ilk gülüyorlar. Oo, hoş geldiniz falan. Nereye gidiyorsunuz? Sonra pasaport dedi. Surat düştü. Bak yemin ederim 32 dişini gösteren adamın suratı düştü ya. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Ya resmen canlı, hani canlı şahit şu an. Haber gelmiş yani bunlara, aman Türk pasaportu. Ülkelerde polis var, bırak bence. Kendimi mülteci gibi hissediyorum tavırlarından dolayı. Ya öyle bakıyorlar zaten. Yani seni resmen Amerika'ya kaçmak için de böyle Türkiye'den geldiğini düşünüyorlar. Haberler de var ya burada. Her gün bilmem kaç bin kişi geçiyor diye haber yapmışlar. Şimdi ülkeden çıkarken pasaporta damgayı vurdurup Guatemala'ya geçeceğiz. Buraya gidin dediler. Her şeyi çekmiyorum, zaten ters ters bakıyorlar. Bir de bunu riske etmek istemiyorum dostlar. Thank you. Gracias. Paralarımızı. Mucho gracias. Problem solved. Konuşamadık şu an. Tamam. Guatemala parası aldık. Abi şu ana kadar geçtiğimiz en kolay sınır oldu. Şimdi çaktırmadan çekeyim de. Geliyorlar, bakıyorlar. Arkamdaki bina var ya, sol taraftaki pencerede şeyden Honduras'tan çıkış, sağ pencerede Guatemala. Çıktı be, bu kadar rahat çıktı. Ya diyorum hani arada bir şey X-ray bir şey arıyoruz biz ikimiz de, böyle birbirimize bakıyoruz. Adam bana baktı, ben para çıkarıyorum rüşvet verir gibi. Ben buradan çıkarken para ödeyeceğiz diye aklımda kalmış. Adam da diyor ki yok parayı sok dedi. Ben dedim hayret dedim, para istemiyorlar turistler. Bir baktım Guatemala. En zor Nikaragua ve Honduras. Evet. Evet ya. Burada sıkıntı yok. Hadi bakalım, Meksika'ya az kaldı. Baba. İşte cesaret, işte fesanet, işte adanmışlık. 5 aydır böyle geziyor. Helal olsun Nesibe. Dur, araba geliyor. Tebrik ediyorum seni. Bu tebriği de takipçilerim adına yapıyorum. Bir kadın olarak çok zorluklar yaşadın ama. Ben de kendimden beklemiyordum. Ama başardın. İyi gidiyorsun. İlk defa bu kadar uzun çıktın değil mi? Sınırlardan böyle karadan geçmek çok zor. Bir de kadın olarak yani gezmek zor. Hastalıklar oluyor bunun, ne bileyim. Çok ayrıntısı var. Daha bir de hastasınız. O yüzden
Takipçilerim adına tebrik ederim. Yeni ülken hayırlı olsun. Herkes yapabiliyormuş. Vamo. Vallahi ülkeye girdik. Taksi falan yok. Böyle bir toplama dolmuş var. Ekspres dediler. Buradan gidiyoruz bakalım. Şu sınır geçme olayları çok zor ya. Gerçekten. Abi o kadar daha gelir gelmez bizi kazıklamaya çalıştılar ki merkeze gitmeye 40 dolar istiyor şu çocuk. Verir miyim tabi Anadolu çocuğu olarak vermedim. 12-13 dolar verdim. Çünkü internette kişi başı 5 dolardan fazla vermeyin. Sınırdan gitmek için yazıyordu. 40 dolar istedi utanmadan ve de kavga ediyor benimle. Allah'tan polisler var sınırdan geçerken. Yoksa allemedim kallemedim alırlardı bizden parayı. Onu çekmedim. Her 2 kilometrede bir polis durdurup pasaportu kontrol ediyor. Bakalım. Şimdi bizi merkeze bırakacaklar. Yürü bakalım. Bizi buraya attılar. Otoparkın. Konuşamıyorum artık açlıktan ve yorgunluktan. Benzin istasyonunun arkasında bizim otel. Yani bizim derken Booking'den hiçbir otel bulamadık. Google Maps'ten tahmini böyle yorumlara bakıp gelmeden önce birkaç yer pinlemiştim. Gidip bakalım. Yol boyunca her yerde muz tarlaları vardı. Binlerce dönüm. Ve şu Dolla Chiquita var ya muzları meşhur. Onların tırları var. Burası bir liman kenti olduğu için buraya tırlarla taşınıp gemilerle getiriliyormuş. Mesela bu Chiquita'nın. Arka arkaya iki tane tır var. Böyle bir yer. Nesibe? Heyecanlı mısın? İnşallah tekte iyi düzgün bir yer buluruz. Bu kadar açım şu an. Restoranı da var. Hadi bakalım gel. Düzgün olsun bir gece kalacağız zaten. Yarın da uçağımız var. Ve hala istediğimiz yere ulaşamadık. Kimse yok ki burada ya. Resepsiyon. Şuraya deneyelim mi? 32 dolarmış geceliği. Allah'ım güzel çıksın da. Şu çantaları bir atalım. Bu çocuğu bulduk zorla. Restoranın olduğu kısımda ama restoran kapalıymış. Aman da aman. Bizim tatil köyümüz ne kadar güzelmiş. Oo klimamız var. Oo vantili de var. Oo double yatak. Mesko da var. Ama bitkindir. Aha aman Allah'ım inanamıyorum Nesibe. Sana ait duş tuvalet var. 32 dolar burası ya. 32 dolar. Yok yer yok. Bunu bulduğumuza şükrediyoruz. Yani artık o kadar şükretmeyi öğrendik ki. Küçük şeylerden bile mutlu olmayı öğreniyor insan. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bir şeyler yememiz lazım. Ölüyoruz açlıktan. Bakacağız artık şansımıza. Yemeğimizi yiyelim hadi gelin. Yarından uçak bileti almamız lazım. Guatemala City'ye. Sonra bu iş bitiyor. Ondan sonra yemek yemeye çıktık. Ölüyoruz açlıktan ama önce para çekmemiz lazım. ATM'yi arıyoruz. Bura olabilir bakalım bir. Sanki burası gibi ha? Nesi be? Allah evet ATM'ymiş. Hiç anlamam ha. Tamam. Şöyle bir yerden para çekeceğimi hiç düşünmezdim. Vallahi parasız kalmak çok sıkıntı böyle yerlerde. Her yerde kart geçmeyebiliyor. O yüzden nakit kraldır. Şimdi bu garibanlar yemeklerini yiyebilir. Bir yer bulduk oraya gidiyoruz. Arkadaşlar sadece bir dakika içerisinde geldiğimiz durum bu. Tam restorana gidiyorduk. Sel aldı ortalığı bakın. Buraların özelliği bu. Şimdi 10 dakika sonra diner. Bilmem öyle gösteriyor. Yağmur dindi. Şöyle bir sokak olmayan bir yere girdik. Açacak korkarak ve tırsarak. Koku geliyor ama Nesibe. Allah'ım et kokusu geliyor. Ne zamandır et yemiyorduk değil mi Nesibe ya? Hadi bakalım bugünün mükafatı nasıl olacak? Müzik sesi buradan geliyor. Bro, El Parilla işte. Buranın yorumları güzeldi. Ufacık bir yermiş. Yine her zamanki gibi sıfır İspanyolca ile sipariş verdik. Burası muhteşem bir et kokan restoran. Fiyatları 2 ile çarpınca TL'si çıkıyor dostlar. 1 dolar 7.58 gibi düşünebilirsiniz. Benim şu an söylediğim et de yaklaşık 125 bunların para birimi. Ne yapıyor? Bizim 250 liramız gibi bir şey. Heyecan. Dorukta duman altı oldu her yer. Makine dairesi çalışıyor. Ola! Todo bien? Of be işte böyle yerleri seviyorum. Of ne güzel yaptı be.
Ortam böyle. Allah, böyle bir şey geldi. Nesibe, ne var orada sürpriz? Açlıktan öleceğim. Sıcak ekmek şu an sence bununla doyarım. Allah. Ben hiçbir şey gerek yok. Bunu yiyeceğiz. Gençler, itiraf edeyim. Verdiğim her bir kuruşa helal olsun. Bütün her şey çok güzel değil mi? Yemek güzel, ekmek güzel, pirinç güzel, pilav güzel. Evet. Salata taptaze. O yüzden bayağı bir dolu bir mekan. Arkadaşlar, müsaadenizle bugün bir güzel bir şey söylemek istiyorum. Allah'ım bizi ve kimseyi, daha doğrusu bak heyecandan söyleyemedim. Hiç kimseye aşık bir intihar etme ya Rabbim. Amin. Ne kadar zor bir şeymiş Nesibe. Görmeye başladım. Biz meğer açmışız. Ben de kendimi hasta sanıyordum. Meğersem hasta değilmişim, açmışım. Muhteşem bir yemekti. Yani böyle hani bir daha çantayı versen bir 12 saat daha giderim ha. Evet. Bu kadar enerji aldık. Yemek çok güzeldi. Bakalım hesap ne kadar gelecek. Gençler, yedik içtik, 25 dolar hesap tuttu ama bayağı güzel şeyler yedik. O yüzden helal hoş olsun. Bu yolculuğumu da size aktardığım sonraki durağımız Guatemala City olacak. Onu çekmeyeceğim. Çünkü gayet basit bir şekilde şehre yarın transferimiz var. Uçak iptal oldu çünkü uçaklar çok pahalanmış. Şimdi yağmur yağıyor yine. Birazdan otele gidip dinleniriz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.